Evet. Kalem Allah'ın dilemesidir. Dilemek. Allah'ın irade etmesidir. İrade ediyor. Evet. Kalem mecazdır. Yazıyor onu. Yaratıyor. Yazmak demek, yaratmak demektir. Yazmak ketebe yazmak demek, parçaları bir araya getirip onun ne manaya geldiğini anlamak demektir. Bütündeki parçaları yan yana getirmeye ketebe deniyor. Getirip onun bir anlam taşımasına vesile olmak demektir. Ketebe, yazmak. Harfleri yan yana getirdiğimizde o bir mana taşıdığında ketebe olmuş olur. Yani yazmış oluyoruz. Kalem onu yazmış oluyor. Allah insana mesela ne buyuruyordu ayet-i kerimede Hazreti İsa için? O Allah'ın kelimesidir. Kelime. Evet, insandaki ruh Allah'ın kelimesidir. Allah onu yazıyor yani. Önce kimi yazmış? Önce ruhu yazmış. Önce hakikati Muhammed'i yazmış. Kim yazmış? Allah yazmış. Nasıl yazmış o zaman? Evet, Rab olarak yazmış. Terkip etmiş çünkü. İsimlerini yan yana getirmiş. Allah'ın isim itibariyle yaklaşık, yani bizim anlayabileceğimiz 10.000 tane ismi vardır. Allah bu isimlerini yan yana getirip terkip edip Rab olarak onu yaratmış. Evet, zatından bir de hay olarak onu diriltmiş. Ona varlık vermiş. Onu muhatabı olarak kabul etmiş. Ben senin bana muhatap olmanı istiyorum demiş. Ve bu tecellimi, bu isimlerimi sana teslim ediyorum. Bunu kemale erdir. Sen benden istedikçe ben sana veririm bunu. Bu isimleri sana vermeye devam ederim. Şöyle anlayalım o zaman. Evet. Bütün isimler nurdandır. Bir parça Rahman, bir parça Rahim, bir parça Kerim, bir parça Tevvab, bir parça Afu, bir parça Celal sıfatı, bir parça Kahhar ismi. Böyle bütün isimlerden, bu isimler yaklaşık 10 bindir dedim yalnız. Bizim bildiğimiz, Allah'ın bize öğrettiği 99. Bunların bir de açılması var. Açıldıkça çoğalıyor yalnız. Allah dizdi böyle, seni göndereceğim, sen eğer bu isimlere layık olursan, beni bu isimlerime layık olursan, gereğini